Tamam, bu kızı babaannesine gönderiyoruz. Biraz da az görüşün mümkün olduğu kadar. Babaannesine de buradan sesleniyorum. Amcasına, osuna, busuna da sesleniyorum. Bu evlat da sizin evladınız. Bu çocuğun da sürekli yaptığını yüzüne vurmanın bir anlamı yok. Birini kazanmak istiyorsak kazanacağız. Oturun. Dedikodunuzu, illa ki dedikodu yapmak istiyorsanız, işte var zaten böyle işte Instagram'da ünlüler, onlar bu da. Gidin onların dedikodusunu yapın. İnsan kendi çocuğunun dedikodusunu yapmaz. İnsan kendi yakınının dedikodusunu yapmaz. Birisi yapmak isterse de ağzını kapatır. Bu çocuk daha gerçekten küçük. İhsancığım, sana da Yapmış. verdiğin Gerçek olmasına emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hoşça kal. Sen de git kendi çocuğuna sarıl. Bak, burada baba sevgisi görmedim deyip yaşanan neler yaşadığını gördüğün Gülcan varsa, sen de git kendi çocuğuna baba sevgisini göster. El alemin çocuğuna değil. Kimse de kimsenin çocuğuna bu şekilde yardım edemez. Emniyeti arayabilirsiniz. Sosyal hizmetleri arayabilirsiniz ama kimse kimsenin 16 yaşındaki çocuğunu alamaz. Onu söyleyeyim. Gülcan, seni de buradan babaannene götüreceğim. Haziran ayına kadar bak kayıtlar da yapılıyormuş. Gel gidelim, kaydımızı da yapalım. tamam. Ondan sonra gerekiyorsa bakarız orada. Şimdi sen ne iş yapıyorsun falan. Ben şimdi belediye başkanımızla konuşurum. Ben ona söylerim, o sana sahip çıkar. Sen yeter ki yapılan şeyleri, Biz ne hani yapıyoruz? karşılığını ver. Gene gidip 2 gün sonra kaçacaksan buna, hiç beni de uğraştırma. Yok abla. Anlatabiliyor muyum? Onun zaten biz bugün odada konuştuk onunla, hatta dün de düşündük. Röportaj yaparken zaten söylemiştim, izlemişsinizdir. Onun bana dediği, benim sana olan sevgim bitmez ta ki sen 18 yaşına girene kadar dedi. Ben de zaten dedim ki, yani söz verdirdim ona. Gerçekten beni bekleyecek misin diye. O dedi ki, ben sana gerçekten söz veriyorum dedi. Seni yani bir oyuncak gibi oynamadım seninle dedi. Tamam, o zaman o da gitsin boşanma davasını açsın. Onunla uğraşacak zaten. Ben ona güveniyorum yani. Tamam. Ama Ama kaçma gibi bir durum olmayacak. Sadece o kendi işlerini halletmeye çalışacak. Biraz da borç aldı evi tutmak için. Biraz borcu var, onları da ödesin. Bakalım. boşansın. 2 seneye Karşına kadar çıksın. sanırım Sen de bak, kapalı. 2 senen var. İki Aynen. senede okulunu oku. Aynen. Tamam kuzum. Siz de biraz çocuğu bırakın biraz. Müge Hanım, O da ben bir biraz şey büyüsün. konuşabilir miyim Buyurun. sizinle? Bu şimdi ne yaptıysa ettiyse aileye, kızım onların yanına geç diyor. Kızım sadece bu bir dil söyleyeyim sana. Benim kızım dedikodusu değildir. Ben bunu söyleyeyim kızıma. Kızım kaçıyor. Her kaçtığı kişi Ben çide. istemiyorum bunları Varsa falan. bir rapor kızım çıkarsa, aile şiddet gösteriyormuş Ben ya. bunu Yok hani bunu bak söylüyorsunuz ya. abla, bir şey söyleyeceğim. Ben şikayetçi olmuştum zaten. Karakola şikayetçi olmuştum ama ne oldu? Dayım mı geldi? Bir şey oldu. Benim şikayetimi geri çektirmemi istediler. Kimden şikayetçi olmuştun? Hem annemden hem babamdan. Bu karakolda da gözüküyor zaten. Tamam. İfadelerimde. Bir daha ismini falan İfadelerimde. deneyeceğiz. Misiniz? İsim... Songülcüm, niye bak bir tanem, sen mutlu değil misin? Ama benim zoruma giden ne biliyor musun Ne Müge ya? Hanım? Söyle Şu ne? anda kızıma benim yapmadım, etmedim her şey konuda evladımdır. Her şey gene de hazırım. Bütün batakta da olsa evladım, her zaman sahip çıkarım, bırakmam, arkasında dururum. Batakta falan değil. O Ama da yok kendince bir yol hani şunu bulmuş işte. söyleyeyim yani. Her kötülükten ben evladımı asla vazgeçmedim. Geri geldiler bana dediler ki vazgeç, bir o seni istemiyor. Ne babasını istiyor ne Ben de seni sana istiyor. Ben vazgeç demiyorum. asla Zaten benim vazgeçmedim haddim de değil sana evladımdan. vazgeç demek, Ben bak. edemiyorum. Songülcüm. Olmadım bile. Ben kendi babamın ölümünü unuttum, evladımdan vazgeçmedim. Ben peşindeyim. Hala da peşindeyim. Eşim çalışıyordu. Ben 2 çocukla ben tek başım. Sağlık olarak iyi değilim. Dün dediniz hani çıkmamış. Gidin. Neydi? Keşke Sen bu daha kadar yardımcı ol bana. mağdurken 2 tane daha çocuk yapmasaydın Gülcan'ın üstüne Ben hayatım. şunu Niye söyleyeyim. 2 tane daha yaptın? Cezaevinden çıktın. Paran yok, pulun yok, işin yok, eşyan yok, hiçbir şeyin yok. Niye 2 tane daha çocuk? Ben Allah'ıma, ben çocuğumu aç bırakmadım hiçbir Hayır zaman. yani, niye 2 tane daha Aç çocuk? bırakmadım hiçbir zaman, çocuğuma da Ondan sahip bundan çıktım aldığında yani. bir ekmeği dörde bölmek var, üçe bölmek var, Sahip ikiye çıktım bölmek hiçbir var. zaman kızımı hiçbir şeyden de mahrum Songülcüm bak, bırakmadım. sen cevabını vermiyorsun. Sana Söyle. diyorum ki, çıktın, sen kocan cezaevindeydi. Kocan diyor kimse yardım etmedi. Belediyeden oradan buradan eşya aldı diyorsun. O aldı, bu aldı diyorsun. Şu Evet. an eşin hurdacılık yapıyor. Bu çocuk belirli sıkıntılar yaşıyor. Niye 2 tane daha çocuk yapıyorsun? Niye? Allah'ta şeyini ben Allah'ın işine karışabilir miyim Allah'la Müge ne Hanım yani? alakası var bunun?
Bunun Allah'la bir alakası var. Çocuğum var yani. Herkes yapmış. Kimin varsa 4-5 tane. Allah insana bir şey akıl vermiş. Bunu Allah'ın verdiği demiş ki, şey. Allah insana akıl vermiş. İmkanın kadar yap demiş. Gidersin o kadar o belediyeleri gezerken alt katındaki sağlık ocağını alırsın bir doğum kontrol yapı. Önce bir bunu bir yetiştirirsin. Bunu bir okutursun. Mugana, bunu bir hastaneye yaptım, götürürsün. Yaptım. Sonra istiyorsan 10 tane daha yap. O ben evladıma her türlü baktım. Kimseyi muhtaç ettirmemişim. Baktı bu bakılmış hali mi? 16 yaşında 3 aydır evde yok. Ondan evvel 20 kere kaldım. Bu mu bakılmış hali? Kızımın hataları. Aileyi suçluyor şu anda. Bu zamana kadar kim bakmış? Kim baktı ya? Dün de bana dedi ki beni suçlama dedi. Bak şimdi. Beni suçlama dedi. İşte ben diyecekmişim ki ben annemin sözünden ben çıkmayacağım. Ben anneme bu zamana kadar yanlış yaptım. Başım. Dün de bana bunları söylüyor. Ben ne dedim kızım? Enişten bak benim geçmişimi buraya açtığı söyledim dedim. Ama kusura bakmayın ama kızım... o geçmiş bu çocuğu buraya. Hayır, bak ben kardeşim çektiğim siz acıyı ne halt karıştırdıysanız karıştırdınız. Çocuk çekmiş bak, bunu. Bak beni buraya getirirken bile sizin kızınız. Evladım ben burada. Buraya geliyorum, benim evladım kalkıp da babaannesine veriyorsunuz. Ben mi? Bunu yani oluyor, bunu oluyor. Ne oldu da beni odaya aldınız, benim evladım bir anda işte. Benim evladım benimle gelecekti. Ne oldu da bir anda işte geldi benim o zaman, evladım. Sor, ben mi veriyorum? Hayır, ne oldu bir anda evladım değişti fikri? Son benim kızım dün dedi, kızım de bak gece son hastaydım. Son gün. Sen de bir doktora girin hayatım, iyi olursun. Artık. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben kimseye kimseye vermiyorum. Senin kızını evli çocuklu adamın yanından ben almaya çalışıyorum. Ben bunu yaptığım yani. Bu. Tamam ben mi yaptım tamam, Mugi Hanım? Senin kızın şu anda Rami Bey'in dediği gibi metres hayatı yaşarken almaya çalışıyorum. Kızım normal mi şu anda ne davranıyor? Ne siz yapalım? Onun hareketlerine mi bana söylüyorsunuz? Ne kızım yapalım? Çıksın herkes konuştu. Bir dayısını bağlayabilir misiniz? Ne yapalım? O sizinle konuştu. Dayım da senin dediğinin aynısını söylüyor zaten. Ne yapalım? Sizinle. Bak benim kızım benimle. Sadece bu hata değil. Hı. Gidin Ünil Mahallesi'nin dosyasına bakın. Ben her seferinde kızımın peşine ya, gitmişim. Ben Son gün yani, evet, sizin derdiniz kızınızın iyiliği mi? Yoksa burada ya kendiniz... Ama... Bir dakika, bir söyle, lafımı tamam, bitireyim. Ben yoksa dinleyeceğim. Burada kendinizi aklamak mı? Tamam. Burası sizin kendinizi aklayacağınız yer değil. Burası kızınızın iyiliği için ne yaparsak kızınız okulunu okur, meslek sahibi olur ve güvenli i̇stiyorum bir ortamda zaten. Yaşar. Rabbim bakın, de bunu istiyor. Bir dakika Songül Hanım. Bunların cevabını bulmaya çalışıyorum. Bunu da kıza soracağız. He. Kızınız güvenli bir ortamda. Zaten kızınız 2 yaşından 12 yaşına kadar babaannesinin yanında yaşamış. Siz zaten... 6 yaşındaydı. 6 yaşına kadar ben aldım yanıma. Bir dakika. 6. sınıfa başlamıştım. Olabilir. Ben aldım yanıma. Bilemiyorum. Burada söyleneni ben tekrar evet. ederim. Burada bildiğimiz 2 yaşından 12 yaşına kadar 10 sene babaanne bakmış. Dolayısıyla kızınız... Babaannemin yanında okumak istiyorum diyor. Babaanne dediğinizde tamam, okuturacağız, sizin okutur. Eşinizi doğuran kadın. Kimse sizin kızınızı bir yere almıyor. Eşinizi doğuran kadın alıp kızınızın okulunu ve bu sorumluluğu almayı kabul ediyor. Siz bir şey yapmak istiyorsanız gidin o babaannenin elini öpün. Onunla doğru düzgün ilişki kurun. O anneniz. Kimseyi suçlamayın. Biz burada kimseyi aklamaya ya da kimseyi suçlamaya çalışmıyoruz. Kızın benim için önemli olan Gülcan'ın durumu. O kadar. Başka bir derdimiz yok. Bak. Neden bir gün babaannesidir, şudur bunlar çıkıp da kızıma okul desteğine bir destek olmadılar şimdiye kadar? Bakın son ben bunu ana. Söyleyeceğim size. Ben gittim belediyeden yardım aldım. Ha eşim burada. Yarısı devlet karşılamış, yarısı ben de karşılamışım. Torununu kandırdı, 500 bana ait dedi. Niye vermedi onu? Ya Songül Hanım. Ben muhtaç değilim siz, zaten ona. Siz bakın. Anladın belediyeden mı? Destek, yine Müge Hanım'ın lafına geliyoruz. O zaman belediyeden destek alacak durumdaysanız o iki çocuğu daha yapmadan keşke Gülcan'ı okutsaydınız. Ben okuturdum kızımı. Keşke gitmedi. Kendisi gitmedi. Kızım kız kendisi gitmiyordu. İstememiş. İkide bir erkek arkadaşı oluyordu. Kendi kaçıyordu okulda evden. Okulda bozuyorlar diyorlardı kızım. Erkek arkadaşı ikide kim bir oluyordu. Kaçıyordu benim kızım. Bunun kızı da okudu orada eniştenin. Ben kızdan çok sözler geliyordu. Bunlar da ona inanmıyor. Konuşma Allah rızası için. Kendi gitmek istemedi. Meslek sahibi olursa ancak
Doğruları konuşun burada. Doğru kullanabilir. Bana iftira atar. Doğru yerde çalışabilir. Tamam, siz de bu zamana kadar şiddet göstermeseydiniz o zaman. Şimdiye kadar Mustafa enişte. Konuşsana. Songül. Allah'ım ya. Her zaman kendine kadar bu çocuk kim okutturuyordu? Songül. Bak tansiyonu. Ben sadece şu iki yılda çocuklarım onlar olduktan sonra sağlık olarak iyi değilim. Sadece iki şeyinden ben. Siz de tedavinize olun. Öbür çocuklarınıza da Gülcan'a da daha sağlıkla sarılırsınız. Songül bunun yanında kalsa daha iyi. Sevil oluyorsun babaannesine gönderin. Travmalarınızı anlıyorum. Ben buraya yazıyorum sizden. Ama buna da tedaviye girmesi lazım. İki hafta içinden sonra buna kaçacak. Hepinizi de kandıracak. Sizin şu anda babaanneyle bir probleminiz mi var? Bir o Müge ablasına söz verdi. Bir dargınlık, bir kızgınlık, görüşmeme diye bir durum mu var? Yok. O zaman... Ta ki bu, bak dün benim zoruma giden ne biliyor musunuz Avukat Bey? Evet. Dün buraya çık yola. Babaannenle seni yüz yüze konuşturmadı mı kızım? Tamam, gerçekleri konuşun ya. Ona takılıyorsun benim ya. İçin değil, elinizi vicdanınıza koyun konuşun. Seninle konuştururken babaannenle konuştun mu konuşmadın mı? Konuştuk. Değil mi? Neden inkar etti? Songül. Yok ben sorun bunu açıklayacağım. Değil, hayır bunu açıklamak zorundayım. Kendimi ifade etmek edemiyorum çünkü. Şimdi o zaman tamam, her konuda benim üzerime yıkalanıyor her şey. Şu anda anne suçluymuş her konuda diyor. Neden bunu kalkıp da size diyor ki resmini göstermiş kendi konuşmadı. Babaannesine dedi ki hiçbirinize aynı bu şekilde şu anda bana nasıl baktı bakamadı. Hiçbiriniz bana sahip çıkmadınız dedi. Siz beni ihmal ettiniz. Bunu babaannesine söyleyen kendisi kızım. Tamam işte siz cezaevinden çıktıktan sonra onlar beni ihmal etti. Demedim mi? Sen şahit değilsin ya. Konuşsana sen de. Arada kopukluk oldu diyorum kendisi zaten. Kendisi de dinledi bak. Babası da bile babaannesini dinledi bu konuştuklarını. Bak sana bir şey söyleyeyim bak, mi? Bak kızım böyle ikili oynama anne. Bak Songül. Allah benim ömrümden anneme versin. Amin. Benim kızım bence benden daha fazla anneannesini sever. Sevsin. Emin. Daha çok dinler, dinlesin. Çünkü benim annemin çocuğumda benden daha fazla emeği var. Anlatabiliyor muyum? Allah ondan razı olsun. O olmasaydı ben o çocuğu bu hale getiremezdim. Bu şekilde getiremezdim. O yüzden anneanneler, babaanneler kıymetlidir. Ben daha eksik bir anne olduğum için değil, daha şey değil, insanın yaşı vesairesi falan. Anneanneler, babaanneler çocuklara bir kere daha iyi bakıyor. Ha bilmiyorum Allah daha inşallah. Indiler hani çünkü. Bana da nasip etsin. Belki daha dingin bir hayatın oluyor. Öteki türlü gençlikte işte bak sizin başınıza türlü işler de gelmiş. Ayırmadım. Allah be acırdan evime bağırmayın. Sen niye ben senin çocuğuna bakanlara Allah razı olsun demiyorsun ya? Yok, ben hiçbir zaman koparmadım ki evladımı ondan. Hani kalkıp bana vur da iftira attı hiç benim zoruma canımı yakıyor. Tabii, hani kalkıp tamam, da diyor konuşturmadı diyorlar ya bu benim zoruma gidiyor. Her türlü ben değer veriyorum. Sana eşimin annesi sonuçta ben onu anne yerine koymuşum. Tamam, güzel işte. Ben değer veriyorum tamam, ona. Tamam. Ama kalkıp da bunu bana bunu burada bütün Türkiye bunu sen duyuyor. Sen çok iyi bir annesin ya ben söylüyorum. Nasıl peki bir şey diyeceğim. Sen çok iyi bir annesin. Çocuğun şu andaki geçiş döneminde gitsin, bırak biraz babaannesi bak, dedesi iyi gelsin. İnan ki bari yemedim içmedim kızım okusun. Sırf mesleğini kazansın diye. Kızımı okuluna gönderiyordum. Sevgililer beynine giriyorlardı. Sevgili buluyordu. Son kızım gidiyor kartını konuşma. Çıkarıyorlardı konuşturmuyorlardı. Sonra ne oluyordu? Bunu dolduruyorlardı bana. Annesi şiddet gösteriyormuş şöyle yapıyor. Aynı ya gösteriyordu zaten ya. İnsan çocuğunu anlatmaz. İnsan çocuğunu anlatmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben anlatmıyorum, kendisi anlatıyor şu abla an. Abla zaten hep böyleydi o. Abi Müge abla bir kız çocuğu babaannenin yanına mı yapın? Biraz karı koca güzel böyle birkaç tane daha çocuk yapın. Bırakın şuna da biraz ilgilenelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.